Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömer. 2009 yılında Work and Travel programıyla Amerika'ya geldim ve dönmeden 10 gün kadar önce araba kiraladım ve bu arabayla bir kaza yaptım. Polis geldi ve beni suçlu buldu. Ticket yazdı ve bunu Türkiye'ye gidince ödedim. Ama aynı zamanda araba sigortası olduğu için, yani kiralarken sordular ve sigorta almadığım için bana kiraladığım firmanın da bir yaptırımı olabileceğini söylediler. Ben de ülkeme döneceğimi söyledim. Polis de Türkiye'deki adresimi aldı ve Türkiye'ye döndükten 2-3 ay sonra eve kiralama şirketinden yazı geldi. 4000 dolar gibi bir masrafı ödememi istiyorlardı ama ben ödemedim. Bir kere daha geldi yazı ve yine ödemedim. Öğrenmek istediğim şu, aslında 3 ay içinde eğitim için Amerika'ya gitmeyi düşünüyorum. Sizce bu durum vize almamda ya da Amerika'ya girişimde herhangi bir sorun yaratır mı? Şimdi öncelikle tabii ki Amerika'da medeni davalar diyeceğimiz, yani bu sivil davalarla ilgili olan, yani ya da diyelim alacak davalarla ilgili olan durumlar, kişilerin cezai durumunu ya da cezai tutuklanma durumunu kesinlikle sağlamaz. Ve aynı anda da kişilerin kişisel borçları ya da alacaklı olması onlardan bazı firmaların, onların Amerikan vizesi alması ya da Amerika'ya girişlerini engelleyecek bir durum değildir. Dolayısıyla siz bu durumda Amerika'ya vize almanızda ya da Amerika'ya gelmenizde bu olaydan dolayı herhangi bir engelle karşı karşıya kalmayacaksınız. Eğer bu noktada bir ödeme durumu yapmayı planlıyorsanız bu sigorta firmasına ulaşıp en uygun şekilde size de maliyeti çok düşük şekilde bir anlaşma yoluna gidebilirsiniz. Bu da size tavsiyemiz olacak. Yoksa vize almanızı ya da Amerika'ya gelmenizi engelleyecek bir durum yoktur deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.